etmeye var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. 14 Mayıs'ta uşak hakkını alsın mı? Evet. Türkiye hakkını alsın mı? Evet. Sevgili uşaklılar, demokrasiye var mısınız? Evet. Adalete var mısınız? Evet. Liyakate var mısınız? Evet. Huzura, huzura var mısınız? Sizleri çok daha fazla bekletmeden, izin verirseniz millet buluşmasının bu bölümünde büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte depremde aramızdan ayrılan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye ve Hatay'da yaşanan depremde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Sevgili uşaklılar, tam 25 yıl aradan sonra karanlığın üzerine güneş gibi doğarak Ankara'yı yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı buraya davet ediyorum. Yine baharlar gelecek, Bay Kemal sözünden dön. Maşallah uşak, bu ne kalabalık böyle. Görüyorum ki uşak her şeyiyle A'dan Z'ye kadar 14 Mayıs'a hazır, öyle mi? Artık asık suratlılardan, insanı azarlayanlardan, kibirlilerden bıktık. Ağzından bal damlayan, karşısındakiyle konuşurken rakibi de olsa, rakibiyle konuşurken gülümseyen, nezaketini kaybetmeyen bir yönetime ihtiyacımız var. 31 Mart seçimlerinden önce de aynısını yaşadık. 31 Mart'tan önce de bizlere aynı şeyler söylendi. Bunları idare edemez ve bir sürü karalama. Şimdi de aynısını söylüyorlar. Ama nasıl idare edebileceğimizin en güzel örneği 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Millet İttifakı'nın diğer belediye başkanları. Ben bir iki konudan bahsetmek suretiyle inşallah 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'nin nasıl bir iklime uyanacağını anlatmak istiyorum. Dediler ki küçücük bir ilçenin belediye başkanı Ankara'yı nasıl yönetecek? Kendileri annelerinden belediye başkanı doğmuş ya. Sonucu itibariyle iş başına geldik. Gelir gelmez bütün ihaleleri şeffaf yaptık. 3500 kadar bugüne kadar yapılan ihalenin tümü internette duruyor ve ila nihayet duruyor. Duracak. Arz eden herkes istediği zaman inceleyecek, bizi denetleyecek. Bu yetmiyor. Yaptığımız bütün harcamaları internetten yayınlıyoruz. Sayıştay raporlarını yayınlıyoruz. Bütçemizi hazırlarken katılımcı bütçe yaparak 550 tane sivil toplum kuruluşu, resmi kuruluşlara sorarak biz diyoruz ki biz sizin paranızı harcıyoruz. Acil ihtiyaçlar neyse bildirin, biz de ona göre harcayacağız diyoruz.
Daha sonra yaptığımız projelerin mutlaka yanına bu projeyi kaç paraya mal ettiğimizin de hesabını veriyoruz. Bu yolla büyük kırımlar elde ettik. Dediler ki ilk geldikleri ay 50 milyon lira bir defa işçilerin personelin maaşından eksik var. Nereden bulacaksın? Sanki kendileri para basacak. Sonucu söylüyorum ben size. Bu şekilde çalışmak suretiyle eski döneme ait tam 5 milyar lira borçlarını ödedik. Faizli borçlarını. Gider ayak müteahhitlere para vermek için, kendilerini finanse ettirmek için ödedikleri çok yüksek faizli paralar dahil banka borçlarını eski dönemin tamamen ödedik. Bu yetmedi. Bekledik. 31 Mart akşamı Sayın Cumhurbaşkanı balkona çıkacak, diyecek ki bugün Türkiye'nin tamamında 1400 kadar belediye seçimini yaptı. Yeni belediye başkanları iş başına geldi. Biz bundan sonra yerel yönetim iktidar ayırmadan hep birlikte çalışacağız ve ülkemize hizmet edeceğiz demesini beklerdim. Ama öyle bir söz duymadık. Tam tersine bunlar topal ördek sözleriyle karşılaştık. Ve engellemeler başladı. Yuh bize yakışmıyor. Bakın, yuh bize yakışmıyor. Halbuki Sayın Erdoğan 1994 yılında belediye başkanı seçildiği zaman da belediye meclisinde azınlıktaydı. Hiç kimse kendisine o muameleyi yapmadı ve yapacağı projelerin önünü açtı. Yetmedi. 8 Nisan'da devraldık. 28 Nisan'da bir kararname. Eski belediye başkanı yapamayıp devrettiği metroları Ulaştırma Bakanı yapmış. Onun parasını bizden alacaklar. Bizden önceki sözleşmeye göre bilet gelirinin belli bir yüzdesini alacaklar. Yani 4 yılda bu sözleşme devam etseydi bizden 80-90 milyon lira, hadi bilemedin 100 milyon lira para çıkmış olacaktı. Ama 28 Nisan'da bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, bundan sonra bütçenin %5'ini alarak tahsil edeceğiz dediler. Bugüne kadar ödediğimiz para 1 katrilyon 700 trilyon eski dönemin parasıyla. Yani Ankara halkının cebinden, Mansur Yavaş'ın değil, Ankara halkının cebinden tam 1.6 milyar lirayı çalmış oldular. Kimi cezalandırdılar? Yuh yok dedim gençler, yuh yok. Alıştırmayın böyle kötü lafları ağzınızı. 1.6 milyar lira Ankara halkının cebinden çalındı. Onlara yapacağımız hizmetlerin önü kesildi. Artı Çevre Bakanlığı'ndan da 1 milyar lira alacağımız var. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteyeceğiz. Alamıyoruz. Dediler ki bunlar gelir gelmez yardımları kesecekler. Bunu niye söylüyorum? Yardımları kesecek derken şu anda Aile Bakanlığı'nın yaptığı yardımların kesileceğini yayıyorlar Anadolu'nun her tarafında. Ve biz iş başına geldik. Eskisini bir anlatayım kısaca. Ramazan kolisi gibi koliler hazırlanır. Bir ihale yapılır. Nedense o ihaleye de hep aynı şahıs alır. 150-200 milyon lira. Bunlar kapı kapı dağıtılır. Göstere göstere dağıtılır. Biz seçilmeden önce vaat etmiştik. Bu insan onurunu incitiyor. Destek verdiğiniz insanları bu şekilde teşhir edemezsiniz diye. Gelir gelmez bir başkent kartı yaptık. Dünyanın her yerinde geçerli ve yakın zamanda 5-6 milyon Ankaralı'nın tamamı onu kullanacak. Esnaf kalkıp bir tane tüccardan mal alıp parayı ona vermek yerine şimdi kartlara yüklüyoruz. O evin kadını gidiyor bakkallardan, Ankara'daki 5000 civarındaki bakkallardan ailesinin, çoluğunun, çocuğunu ne ihtiyacı varsa onu alıyor. Zorla makarnaya, buğdaya talim etmiyor. Kesecek dediler ya, kırtasiye yardımı. Kırtasiyecilerden alınır. Yani bizim anlayışımız öyle. Kartları ayarlayabiliyoruz. Sadece bize kayıtlı kırtasiyeciler.
o marketlerden de alamıyorlar. Niye? Kırtasiyeci esnafı kazansın diye. Yani iki türlü bir şeyi var, yararı var. Ve bu alışverişlerden yapılan komisyonun %95'i tekrar belediyeye geliyor. Şu ana kadar 20 milyon liraya yakın para tekrar belediyeye gelip sosyal destek alanların hizmetinde kullanılıyor. Ankara'da şu anda 60 bin destek alan ailenin çocuğu otobüslerimizi ücretsiz kullanıyor. Okula gidip gelirken para ödemiyor. 16 bin küçük çocuğun servis ücretini yine Ankara Büyükşehir Belediyesi ödüyor. Yetmedi. Biliyorsunuz böyle kantinlerde de belediyelerin böyle onlara çanta vermesine, yemek sepeti vermesine izin vermiyorlar birçok okulda. Niye? Reklam olacak diye. Biz şu anda 15 bin öğrenci, toplama 60 bin olacak. Kantinlerin bir kısmı uymadı. Her ay 330 lira yatırıyoruz ailesinin hesabına. O çocuk diğer okuldaki arkadaşlarıyla birlikte gidiyor, kantinden günlük 15 liralık alışveriş yapıyor ve diğer çocukların yanında, durumu iyi olanların yanında mahzun kalmıyor. Bunun gibi daha çok. Çünkü Ankara halkından alacağımızı Ankara'ya harcayacağız demiştik. En son 100 bin tane küçük çocuğa da bayramla mahzun olmasınlar diye bayram harçlığı yatırdık. Şimdi kırsal kalkınmayı da anlatacağım. Biz bunları televizyonun birinde konuştuğumuz zaman gerçekten şaşırdı sunucu. Siz bu parayı nereden buluyorsunuz diye. Söyleyeyim. Açık ihaleler yapıp kırımı artırıyoruz. İsraf etmiyoruz. Tasarruf yapıyoruz. Ayrıca böyle çılgın projelere para harcayacağız diye Ankara halkının ve hatta sizin de cebinizden çıktığını söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'nin bütçesinden gelen paradan da biz pay alıyoruz. 16 katrilyonu Anka Park gibi bir ucubeye dinozorlara yatırıldı. Ankara'da hala birçok yerde susuz köyler var. Kanalizasyonu olmayan köyler var. Şimdiye kadar bunlar 25 yılda bitmedi değil miydi? Maalesef öncelikleri gösterişli projeler. Uşak'tan Ankara'ya gidiyorsunuz. Bir kapıdan geçiyorsunuz. 5 yerde o kapılardan var. Bugünün parasıyla harcanan para 350 milyon lira. Saatlere harcanan para en az 100 milyon lira. Yani gerçekten halkın acil ihtiyaçları varken çöp projelere Ankara halkının parasını harcamak doğru muydu? İşte biz buralardan buluyoruz bu parayı. Ankara halkından aldığımızı Ankara halkına veriyoruz. En büyük projemiz dedik ki, en çılgın projemiz Ankara halkını zengin etmek. Ankara'da aynı Uşak gibi bir tarım memleketi. Ama insanlar hükümetin yanlış politikaları nedeniyle hayvancılığı, çiftçiliği bırakmış, Ankara'ya gelmiş, bulabilirse asgari ücretle iş arıyor. İşte biz bunun önüne geçmek için derhal Ankara'da çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 35 bin tane çiftçiye tohum yardımı yaptık. Arpa, buğday, nohut, biber yardımı yaptık derken bazen de satamadıklarını elden alıp Başkent Market vasıtasıyla hem Ankara halkının ucuz gıda almasını sağladık, hem de yerine göre sosyal destek alan insanlara gönderdik. 600 milyon lira para harcadık kırsal kalkınmada destek olarak. Geçen yıl itibariyle ceplerine tam 4,5 milyar lira gelir girdi Ankara halkının. Eğer diyorum ki işte bundan sonra gelecek Millet İttifakı da aynısını yapacak, tarımı destekleyecek. Güya her şeyimizde kendimize yeten bir ülkeyken Ukrayna'dan buğday alıyoruz, yurt dışından buğday getiriyoruz. Elimizde hazır tarla var, taban var, çiftçi var, hamur yapacak kimse yok. Dolayısıyla inşallah bu destek de sonuna kadar devam edecek. Daha anlatacağım şey çok. İş başına geliyoruz, işçileri çıkaracak dediler. İşçiler falan çıkmadı. İşçiler eskiden zorla Ankara Spor'un, Osmanlı Spor'un maçına götürülürdü. Ailesiyle gelecek diye bir de yoklama alınırdı. Parti mitinglerine götürülürdü.
ailenle geleceksin diye bunlardan yoklama alınırdı. Artık Ankara Belediyesi'nin işçileri sendikasını da özgürce seçiyor. Kimse onları zorla hiçbir yere götürmüyor. Sadece ve sadece Ankara halkı için çalışıyor ve karşılığında parasını alıyor. Yetmedi. Şimdi gene aynılarını söylemeye başladılar. Oy vermeyen herkes terörist ya. O kadar çok terörist var ki. Sayın Soylu'ya göre 80 tane kaldı dağlarda. Fakat 2018'den beri kendileri gibi düşünmeyen herkesi o kadar çok terörist ilan ettiler ki. Bıktık artık. Bu da yetmiyor. Ayrıca 2019 seçimlerinden önce sebzeler pahalandı. Bu arkadaşların hiçbir zaman suçu olmaz. Hep başkaları. Ya Amerika, ya Avrupa, ya da CHP zihniyeti diye bir zihniyetin üstüne yüklerler. Sonuç itibarıyla o zaman pazarcılar teröristti 2019'da. Daha sonra Polatlı'da zaten depoya koyuyor soğanını, öyle satıyor. Depoları bastılar. Soğancılar terörist. Bu ayda Rekabet Kurumu kasaplar ve et tüccarları hakkında inceleme yaptı. Demek ki bu ayın teröristi de kasaplar oldu. Artık yeter. Kabul edin. Yönetemiyorsunuz. Bu halka söyleyecek bir şeyiniz kalmadı. Bir günden bir güne deyin ki değerli halkım, ben şurada yanlış yaptım, düzelteceğim. O da yok. Hep suçlu başkası. Hep suçlu başkası. Dediler ki, televizyonda liste yayınladılar. Ankara Büyükşehir'den 29-30 bin işçi çıkarılıyor. İşte işe yeni alınacakların listesi. Onu da tam okutmuyorlar böyle. Dediler ki, PKK'ları işe dolduracak. Dediler ki, Sayaş'ları, DHKPC'ler okuyacak, faturaları onlar götürecek. Bir baktılar ki öyle bir şey yok. TC tabelaları gelir gelmez tabelalara asıldı. Tam tersine beka, gitmekte olan beka yerine çakıldı. Peki bu arada İstanbul seçimini iptal ettiler. İstanbul seçimini iptal edince artık beka lafı edilmedi. Çünkü hiçbir belediyede beka ile ilgili bir sorun olmadı. Çünkü Ankara'da faturaları vatansever Ankaralı gençler götürüyor. Onlar yazıyor. Baktılar ki istedikleri olmadı. Bu sefer ağız değiştirdiler İstanbul seçiminde. İstanbul düşerse Türkiye düşer. İstanbul düşerse Kudüs düşer. İstanbul düşerse Mekke düşer. Düşmedi. Hiçbir şey olmadı. Gene olmayacak. Türkiye'de 14 Mayıs'tan sonra değişim yaşanacak ve hiçbir şey olmayacak. Tam tersine Türkiye daha da güçlenecek. Hatta şunu yaptılar. Dediler ki İstanbul giderse şöyle sözler, pardon bir düzelteyim. Mursi'yi mi seçeceksiniz, Sisi'yi mi seçeceksiniz dediler. Bayılan mı var? Bir ambulans, arkadaşlar bir ambulans, yakından bir ambulans alalım. Bir sağlık görevlisi var mı buralarda? Sağlık görevlisi varsa da alanda o da yardımcı olabilir arkadaşlar. Evet geliyor. Nereden geçecek buradan? Buradan nereden geçiyor? Bu tarafta. Arkadaşlar şurada bir yer açalım. Şu kancayı çıkarın. Şurası daha uygun. Orası daha uygun gençler. Açtım orayı. Geliyor, oraya geliyor. Şurayı bir çözelim. Öncelik orada.
Açılın arkadaşlar. Bakın el kaldırıyor orada. Evet, yol açın arkadaşlar. Sağlıkçıları yol açın. Evet, alıyorlar oradan. Geçmiş olsun kızım, şifa diliyorum. Evet, devam ediyorum. Dediler ki, Binali mi, Sisi mi dediler. İstanbul halkı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu seçti. Fakat kendileri gittiler şimdi Sisi ile tokalaştılar. Öyle mi? Şimdi aynıları söyleniyor. Tok ortada, yapandan Allah razı olsun. Anadolu gemisi var, Allah razı olsun. İHA'lar, SİHA'lar var, Allah razı olsun. Bakın bu ülkede Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAİ, USAŞ gibi kuruluşlar 80'li yıllarda kuruldu. O zaman oraları, bunları geliştiren insanlar kendisinden sonraki hükümetleri devretti gitti. Ve hala o kuruluşlar çok üstün başarılar sürdürüyor ve ülkenin güvenliği için güzel çalışmalar yapıyor. Fakat öyle bir reklam yapılıyor ki TOK, İHA, SİHA, Anadolu gemisi, bunlar sanki devletin değil de devletin parasıyla yapılmamış da partinin müzesine koyacaklar. Merak etmesinler. Milli güvenlik politikaları hiçbir zaman değişmez. Gevezelerin boş laflarına inanmayın. Ne bebek katili serbest kalır bu ülkede, ne de teröristler hapishaneden çıkarılır. Daha da iddialı konuşuyorum. Onları çıkarırsanız gene siz çıkarırsınız. Görmedik mi? Dolayısıyla bizlere güvenin. Boş lafları korkutmaya gerek yok. Nefret siyaseti inşallah bitiyor. Artık bundan sonra bugüne kadar hayatında hiçbir zaman Cumhur İttifakı'na kötü söz etmemiş, onları destekleyenlere kötü söz etmemiş birisi inşallah iş başına geliyor. Çünkü Millet İttifakı olarak Allah 7 milyar insanı ayrı ayrı yaratmış. Herkes ayrı düşünür, ayrı yetişir, ayrı dünya bakışı vardır. Dolayısıyla insanlar tercihine göre oy kullanacaktır. Buna saygı duymak lazım. Biz bu iktidarı yapacaklarına artık güvenmiyoruz. Hala vaat veriyorlar. Yapsanız da ne vaadi veriyorsun? Şimdiye kadar niye yapmadınız? Millet İttifakı yerine her ellerine mikrofonu alışta illet, zillet falan filan. Bu bitecek artık. Bundan sonra biz nasıl seçildiğimiz andan itibaren rozetimizi çıkarıp bütün Ankara'da yaşayanları tarafsız ve eşit bir şekilde hizmet götürdüysek, bundan sonra da gelecek Millet İttifakı inşallah 85 milyonun tamamını kucaklayacak. Artık ayrım, nefret siyaseti ortadan kalkacak. Hep beraber el ele vereceğiz ve Türkiye'yi mutlaka ve mutlaka kalkındıracağız. Bu işle diyorum ki Millet İttifakı olarak 6 siyasi parti Sayın Genel Başkanı yan yana geldi. Farklı siyasi görüşlere sahip. Dolayısıyla farklı siyasi görüşlere sahip insanlar 2400 maddelik bir mutabakat metninde anlaştılar. Yapacakları orada yazılı. Onun haricinde ne bakan olan var, ne şu var, ne bu var. Uydurmasınlar. Dolayısıyla şunu da söylemeden geçmeyeyim. Altılı masaya bir de çengel takıyorlar 7. masa diye. Onlar yolunu seçti gittiler. Onlarla bunu mutlaka söylemeliyim. Yan yana koyduğunuz zaman PKK ve uzantılarının taleplerini yan yana koyduğunuz zaman şu güzelim bayrağı sorun yapıyorlar değil mi? Hüdapar da sorun yapıyor.
Özerklik istiyorlar mı? Federasyon istiyorlar mı? Buna benzer taleplerin hepsi aynı değil mi? Bir taraf gitmiş ayrı seçime gidiyor ama aynı görüşleri savunanları sen alıp kendi listene koyuyorsun ve bunu beka meselesi yapmıyorsun. Türkiye'nin şu andaki en büyük beka meselesi vatandaşına bu şekilde ayrım yapan, baskı yapan iktidardır. Onlar gittiği zaman beka aslında kendini kurtaracak, insanlar kucaklaşacaktır. Ve bu nedenle şimdiye kadar ağzından bu konularda tek kötü söz çıkmamış olan Sayın Genel Başkanımızı 13. Cumhurbaşkanı yapacağız ve inşallah Türkiye'de bu değişimi sağlayacağız. Evet, burada mutlaka Millet İttifakı'nın bileşenleri vardır. Birleşe birleşe kazanacağız duymak istiyorum. Evet, kazanacağız. Çünkü Türkçemizin en güzel kelimesi uzlaşma kelimesidir. Uzlaştılar, yan yana geldiler, ülkemiz için yan yana geldiler ve inşallah bu uzlaşmanın sonucunda bu meydanları dolduran sizler gibi biz de 14 Mayıs akşamı, hadi 15'i olsun, ayın 15'inde Kızılay'da böyle toplanacağız. Bu benim sözüm, daha genel başkanım tamam demedi. O yürümeyi sever ya, Kızılay'da karşılayıp Çankaya Köşkü'ne hep beraber gidip konfetiler eşliğinde onu yerine oturtacağız inşallah. Değerli Uşaklılar, çok şey anlatmak istiyorum ama belki bu kadar. Biz sırayla konuşuyoruz. Hepinize çok sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. İyi haberleri Uşak'tan bekliyoruz. Hayırlı günler olsun. Sağ olun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Uşaklılar, bu meydanı dolduran genç arkadaşlarım, şu temiz ellerinizi bir kaldırır mısınız lütfen? Sadece eller, şu temiz ellerinizi bir gösterir misiniz? Dost düşman bir görsün Uşak'ın temiz ellerini. Değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. Genç arkadaşlarım, ülkemizi fabrika ayarlarına döndürmeye var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla iki kez üst üste seçimi kazanan Avrupa'nın en kalabalık kentinin, İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'nu buraya davet ediyoruz. Teşekkürler. Vallahi müthiş gözüküyor burası. Uşağın ucu gözükmüyor. Bayağı bir kalabalık var. Yalnız sanki arkada coşku eksik mi? Bana mı öyle geliyor? Eller eller havaya, eller eller havaya, harika, coşku artsın. Birazdan 13. Cumhurbaşkanını ağırlayacak bu meydan. Hazır mıyız? Çok güzel. Çok güzel. Milletçe hazır olmak tam da böyle bir kararlılık ister. Uşağa da bu yakışır. Uşağa da bu yakışır. Ya şimdi ben bir şey anlatacağım size. Ben o kadar yakınım ki Uşağa. Çünkü ben doğdum doğalı
Benim evimde annem, babam, dedem, ninem, babaannem bana Uşak'a bu yakışır derler hep benim için. Benim evimdeki adım Uşak çünkü bizim deyişimizde Karadeniz'de evin erkek çocuklarına Uşak denir. Ben de evin tek erkek çocuğuyum onun için. Ben de ailenin uşağıyım onun için. Şimdi adaş sayılırız. Bu güzel kentin evladı geldi. Bu güzel kentin kardeşi geldi, arkadaşı geldi. Dertleşmeye geldi, sohbet etmeye geldi. Geleceğe hep beraber umut saçmaya geldi. Çok güzeliz. Teşekkürler. Ekip muhteşem. Ekip muhteşem. Çok güzel. Cumhurbaşkanımızla, 13. Cumhurbaşkanımızla yola çıkan Mansur Başkanımı ağırladınız. Şimdi ben varım. Tabii burada olmayan diğer ittifak partilerimiz var. İyi Parti var, Saadet Partisi var, Gelecek Partisi var, Deva Partisi var, Demokrat Parti var. Büyük bir kadroyuz. Hazırız yönetmeye ve bu memleketi adalet eksenine oturtmaya, gençlerimize onların emekleriyle elde edeceği geleceği hazırlamaya hazırız. Hazırız. Ve en büyük ekip en büyük ekip tam da işte bu memleketin 86 milyon insanımızın evlatları. Biz bu memleketin evlatlarıyla bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Bir avuç insanın ailesiyle değil, bir avuç insanın çoluğu çocuğuyla değil, biz 86 milyon insanımızın evlatlarıyla yönetmeye geliyoruz. Güvencemiz çok büyük, çok. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi tarihinde böyle büyük bir ittifak olmadı. Bakın bunun ilk meyvesini belki ben tattım. İstanbul'u kazandık. Hep beraber kazandık. Biliyorum. Beni Uşaklı hemşerilerim de orada yalnız bırakmadılar. Bu ittifakın tadını ben biliyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun o gerçekten çok özel organizasyonunun ittifakının İstanbul'u kazanırken ki buradan anmalıyım hepinizin huzurunda İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e de teşekkür ediyorum. İşte öyle güçlü bir ittifakla başlayan süreç bize İstanbul'u kazandırdı. Şimdi büyüdü, milletin ittifakına dönüştürdü. Millete Türkiye'yi kazandıracak. Türkiye'nin geleceğini kazandıracak. Biz sorumluluğumuzu sizinle beraber yerine getireceğiz. Uşağı biliyorum. Çok önemli, değerli sanayici dostlarım oldu. Bu kentin insanıyla Büyükşehir Belediyesi'nde de çalışıyorum. Az önce dış ilişkiler müdürüm bu şehrin evladı geldi anneciğiyle beni buldu, sarıldık birbirimize. Bu şehrin insanıyla çalışıyorum. Bu şehrin insanı özenli insan. İşine düşkün, şehrine düşkün, memleketine düşkün, adalete düşkün, evladına, çoluğunun, çocuğunun geleceğine düşkün bir şehir. Biz bu şehri hak ettiği değere de kavuşturacağız. Bu şehrin geciken hangi işi var ise,
hızlı treninden çevre yoluna, bu şehrin yaşadığı maden sorunundan tarımla ilgili gelişmesine varıncaya kadar her konusu masamızda önemli bir noktada duracak. Bu şehrin gençleri de bizim için çok kıymetli. 26 bine yakın üniversite genci var bu şehirde, biliyorum, 26 bin. O gençlerin mutsuz oldukları KYK yurtlarını da biliyorum. Biz onların yurtlarını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurtlarını görüyorsunuz değil mi? Onların anneleriyle babalarıyla yaşarcasına titiz o yurtların her birisinin aynısını Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun taahhüdü olduğu gibi bir yıl içerisinde bu ülkenin öğrencilerinin yurt sorununu çözeceğiz. Ben ekonomik sorunun en travma... Gençlerin en çok iktidar sloganını seviyorum. Niye biliyor musunuz? Gençler karar verdi mi olur. Gençler karar verdi mi olur. Çünkü onlar çok adiller. Kendileri için hiçbir şey istemiyorlar. Milletin iktidarını, Türkiye'nin geleceğini istiyorlar. Onlara o süreci hep birlikte hazırlayacağız. Sevgili gençler, size pırıl pırıl yurtlarınızı hazırlayacağız dedim. Beni en çok üzen şeylerden birisi, İstanbul'a aldığımız o yurtlara yerleştirdiğimiz gençlerimizin %30'u 40'ı, eğer bu yurdu bulamasaydım, bu güzel ülkenin farklı coğrafyasından gençler, ben ne yazık ki üniversite okumaya gelemeyecektim dedi. Ve bunun büyük bir kısmı da genç kızlarımız. Bakın, eğer 21. yüzyılda, Cumhuriyet'in 100. yılında biz genç kızlarımızı ve oğullarımızı ekonomik sıkıntılarından dolayı üniversiteye gidemeyecek duruma düşürmüşsek, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışmadı. Biz bu kadersizliği, talihsizliği değiştireceğiz. Bu ülkede ben okuyamıyorum. Yurt bulamadığım için üniversiteye gidemiyorum. Ya da sıkıntı çekiyorum. Yemek bile yiyemiyorum. Diyemeyen tek bir genç olmayacak. Diyen tek bir genç olmayacak. Bütün gençlerimizin bu anlamda ihtiyaçlarını karşılayacağız. Ve gençlerimizin sadece o konuda değil, liyakatle işlere girebildikleri bir ülke var etmekten tutun, mesleğiyle beraber iş bulabildikleri bir ülke var etmeye kadar her konularına sahip çıkacağız. Ama gençlerle bir sözleşme yapmam lazım. Gençlerle bir sözleşme yapmam lazım. Türkiye gönüllülerine katılım istiyoruz diyor burada bir genç. Türkiye gönüllülerine. Onu konuşacağız en son. Sevgili gençler, ayrışmak yok. Birleşmek var. Birleşe birleşe kazanacağız. Var mıyız? Bakın. Sevgili gençler, bu bir siyasi parti seçimi değil. Bu seçim ideoloji seçimi de değil. Bu seçim Türkiye'nin demokrasi seçimi, hak, hukuk, adalet seçimi. Birileri ben ayrışmak istiyorum diyebilir. Birileri ben yolumu başka bir yere çevirdim diyebilir. Beni ilgilendirmiyor ama beni gençler ilgilendiriyor. Uşak'taki gençler ilgilendiriyor. Memleketin her yerindeki gençler ilgilendiriyor. Gençler, firesiz, topyekün oylarınızı Millet İttifakı'na, oylarınızı adaletiyle, erdemiyle, devlet insanlığıyla, tek bir kuruşuna bu ülkenin zeval vermeyecek anlayışıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na istiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na istiyoruz.
Şimdi hava çok güzel. Hava harika, muhteşem. Biz Türkiye'nin öbür ucundan, Ardahan'dan, Kars'tan Uşak'a geldik. Yarın sabah ben İstanbul'dayım. Açılışlarımız var. Sonra Yalova'dayım. Cumhurbaşkanımız başka yerlerde ve Sayın Mansur Başkanım ve diğer liderler. Bu ülkeyi karış karış gezeceğiz. Mücadelemiz büyüktür. Bu mücadeleyi verirken ben şu anda burada görüyorum. En ön safta hanımefendileri görüyorum, hanımefendileri. En ön safta, hemen onların yanında gençleri görüyorum, gençleri, delikanlıları. O genç, yakışıklı delikanlıları, güzel hanımefendileri görüyorum. Ve kısacası memleketimin insanlarını görüyorum. Kararlı olacağız. Seçimi hep birlikte kazanacağız. Bu kötülük dönemine son vereceğiz. Yalana, iftiraya son vereceğiz. Hukuksuz yere, yani güçlülerin karar alabildiği değil, adil kararların alındığı bir Türkiye için mücadele edeceğiz ve hep birlikte kazanacağız. Şimdi sözleşmelerimizi yapacağız. Sonra ben sahneden ayrılacağım. Ve sahneyi elbette ki bugün beklediğiniz 13. Cumhurbaşkanı'na bırakacağız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bırakacağız. Sevgili Uşaklı hemşerilerim, sevgili dostlarım, size az önce sevgili kardeşimin, Uşaklı hemşerimin sorduğu soruyu. Yani biz hep beraber 15 Mayıs'ta işte bu topluluk, 14 Mayıs'ta bu topluluk ve bu toplumun tanıdığı insanları ikna ederek sandığa götürdüğü ve sandıkta görev aldığı ama siyasi partiler üzerinden, ama Türkiye gönülleri üzerinden görev aldığı o coşkulu demokrasi şölenine hep birlikte hazır mıyız? Şimdi sevgili hemşerilerim, bu yetmez. Çalışacağız. Kalan günlerin her anını değerlendireceğiz. Ne yapacağız? Her tanıdığımız insanla konuşacağız. Memleketimizi konuşacağız, dertleşeceğiz. Gözünün içine bakarak dertlerini dinleyeceğiz, çözümlerimizi anlatacağız. Bu çalışmaya, nefer olmaya, coşkulu mücadeleyi vermeye, seçime kadar ki bu sürecin her anını bu işe ayırmaya, özellikle gençler, arkadaşlarınızla konuşmaya, hiç kimsenin ayrışmasına müsaade etmemeye, hanımefendiler, sizin sözünüzü dinlerler, yeğeniniz, kızınız, oğlunuz, akrabalarınız, günlerinizde konuşacaksınız, günlerinizde Cumhurbaşkanımızı anlatacaksınız. Bu coşkulu çalışma temposuna var mıyız? Harika. O zaman İstanbul Sözleşmesi'ni yapalım. İstanbul Sözleşmesi. Nasılsa biz gelince İstanbul Sözleşmesi de devreye girecek. Ama alışılmış bir sözleşmemiz var. Balkondakileri de istiyorum. Balkondakileri de vatandaşlarımızın hepsini istiyoruz. Hepsini istiyoruz. Hep beraber hazır mıyız? Her şey. Vallahi 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak hazır. Ambulans, tamam. Hemen oraya müdahale ederken hepinize ben teşekkür ediyorum. Tam burası, kameranın sağı. Hafiften buraya doğru alalım lütfen. Buraya doğru alalım, bakın. Şurayı açalım. Öne doğru alalım. Polisin kulvarına doğru. Şurayı bak şöyle açarsanız. Şöyle açın. Ve yavaş yavaş buraya hareket ettirin. Hanımefendiler de müsaade etsin. Bakın oradan buraya gelsin. Önce rahatsızlanan hemşerimizi buraya doğru alalım. Ondan sonra sunucumuz
Cumhurbaşkanımızı davet edecek. Tam buradan içeriye alabilirsek. Peki. Şimdi ambulans, pardon, sağlık görevlisi hanımefendi geliyor. Hepinizi çok seviyorum. Karadeniz'in uşağı Uşaklılardan söz aldı. Evine çok güçlü dönüyor. İstanbul'a gidiyor. Sizin sözünüzü orada anlatıyor. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Uşaklılar, zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Tasalanma kardeşim, artık umutlan, sen de güleceksin, yok artık yalan. Zalimin korkuya kapıldığıdır bu an. Gitti gidiyor tiran, geliyor gelmekte olan. Evet, hepinize yürekten teşekkür ederim. Ardahan'ın ve Kars'ın size selamını getirdim. Güzel. O benim elimde değil. O sizin elinizde. Sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Ve Türkiye'de yeni bir dönemi hep beraber başlatacağız. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Kul hakkı yeni bulunduğu makamda asla tutmayacağım. Adaletsizlik yapanı o makamda asla tutmayacağım. Onlar beşli çetelere çalışıyorlar. Bay Kemal sizin için çalışacak. Emekli için çalışacak. Ev kadınları için çalışacak. Memurlar için çalışacak. İş insanları için çalışacak. İşçiler için, köylüler için, besiciler için, apartman görevlileri için, gençler için, kadınlar için, bu ülkenin 85 milyonu için çalışacak. Söz veriyorum. Buraya taşeron işçileri de gelmek istemiş ama taşeron işçilerine izin vermemişler. Buradan kendilerine sesleniyorum. Hiç meraklanmayın. Az kaldı. Göreceksiniz. Devlet taşeron çalıştırmaz. Devlet kadrolu işçi veya memur çalıştırır. Dolayısıyla taşeron işçiler de meraklanmasınlar. Onların gönülleri rahat olsun. İnşallah iktidara geldiğimizde taşeron işçisi diye bir kavram devlette olmayacak. Bütün işçilerin kadroları olacak ve güven içinde çalışacaklar. Aynı şekilde emeklilerimiz, unutmayın, sizi unuttuğumu sakın düşünmeyin. 2015'ten itibaren emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar birer ikramiye verilmesini savundum.
Önce itiraz ettiler. Para yok dediler. Sonra mecbur oldular. Ufak bir rakam verdiler. Neyse verdiler. Şimdi biraz daha verdiler. Ama benim düşündüğümü, benim hedeflediğimi, benim öngördüğüm rakamı vermiyorlar. Asgari ücret kadar vereceksiniz dedim. Asgari ücret kadar vermediler. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda bütün emekliler bankaya gidecekler. 15 bin liralarını görecekler. Yatan parayı görecekler. Hemen koro halinde bağırdılar. Parayı nereden bulacaksın? Sen beşli çeteye para buluyorsun da ben millete mi para bulamayacağım? Ayrıca hiç endişelenmeyin. O beşli çetenin kaçırdığı bütün paraları getireceğim. Kuruşu kuruşuna kadar getireceğim. Ne söyledim? Kul hakkı yeğeni asla affetmeyeceğim. Paraları getireceğim ve bu milletin cebine koyacağım. Emeklinin, işçinin, memurun, emeklinin, sanayicinin kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa ona her türlü desteği vereceğiz. Bundan hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Çünkü Bay Kemal'in saray merakı yok, saraylara merak yok. Bay Kemal gidecek, mütevazi bir cumhurbaşkanı gibi Çankaya Köşkü'nde oturacak. Söz veriyorum size. Yani Mustafa Kemal'in koltuğuna gideceğiz ve Mustafa Kemal'in ideallerini gerçekleştirmek için hep beraber çalışacağız. Söz veriyorum. Bir, hiç kimsenin kimliğini sorgulamayacağız. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Kimlik bizim şerefimizdir. Hiç kimsenin inancını sorgulamayacağız. Böyle bir yetki kimseye verilmiş değildir. Allah'la kul arasındaki ilişki kimse sorgulayamaz. Hiç kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyeceğiz. Ama bir çocuk yatağa aç giriyorsa 85 milyon açtır. Bir aile elektrik borcunu ödemedi diye elektriği kesiliyorsa 85 milyon elektriği kesilmiş demektir. Eğer doğalgazı kesilmiş ve kışın ısınamıyorsa bir aile, o zaman hepimiz ısınamıyoruz demektir. Ne demektir bu? Tasada ve kıvançta beraber olmak demektir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, her evde huzurun, her evde bereketin olduğu bir Türkiye inşa etmek için yola çıktık ve yolumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Arada bir de milliyetçilik dersi vermeye kalkıyorlar. Siz kim? Milliyetçilik kim? Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bir, bayrağımız. İki, vatanımız. Bir daha söylüyorum. İki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız. Onun dışında herkesle oturup konuşuruz. Bayrak ve vatan bizim vazgeçilmezimizdir. Ve bayrağımız içinde, vatanımız içinde gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Onlar ne yaptılar? Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bayrağı indirdiler. Bay Kemal götürecek. Süleyman Şah'ı vatan toprağına götürecek. Oraya yerleşecek yine. Bayrağımızı dikecek. Ve Bay Kemal başta olmak üzere herkes saygı duyacak. Tank palet fabrikası. Tank palet fabrikasını Katarlara sattılar değil mi? Bir hafta içinde, bir hafta içinde. O tank palet fabrikasını alacağım, yeniden şanlı ordumuza teslim edeceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ayrıca bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir cumhurbaşkanı hakaret ettiği bir ülkeye sonra para dilenmek için gitmemiştir. Bir daha söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir cumhurbaşkanı kızdığı, hakaret ettiği bir ülkeye para dilenmek için gitmemiştir. Böyle bir şey bizim tarihimizde yoktur. Bizim itibarımız vardır. Çünkü biz
Milli Kurtuluş Savaşı veren bir gelenekten geliyoruz. Çünkü biz Milli Kurtuluş Savaşı'nı vererek aynı zamanda bütün mazlum milletlere örnek olan bir ülkeyiz. O nedenle Bay Kemal bu ülkenin, bayrağımızın, vatanımızın itibarını her yerde, her ortamda koruyacak. Asla ve asla egemen güçlerin karşısında diz çökmeyecektir. Kuzey Irak'ta askerimizin başına çuval geçirildiğinde nota vermekten korkan bir kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturamaz. Bir daha söylüyorum. Kuzey Irak'ta askerimizin başına çuval geçirildiğinde çuval geçiren ülkeye ne yapıyorsunuz, protesto ediyoruz, nota veriyoruz deme cesaretini gösteremeyen birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhurbaşkanlığı yapamaz. Biz Mustafa Kemal'in geleneğinden geliyoruz. Biz Mustafa Kemal'in ne olduğunu, ilkelerinin ne olduğunu bilen bir gelenekten geliyoruz. Biz Türkiye'nin itibarının ne olduğunu bilen bir gelenekten geliyoruz. Ayrıca siyasete girdiğim gün mal varlığımı kendi internet siteme koydum. Ve bütün dünyaya dedim, benim mal varlığım budur. Alın teriyle kazandığımdır. Mütevazi bir mal varlığım var. Eşimin yüzüğüne kadar koydum. Çünkü herkes beni bilmeli, herkes tanımalı diye. Şimdi eğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi Trump'ın telefonuyla bak ha beni kızdırma senin mal varlığını araştırırım dediği an araştırmazsanız namertsiniz diyemiyorsa o zaman oraya gebe demektir. Hesabını veremiyor demektir. O nedenle söylüyorum. Biz onurumuzla, gururumuzla 85 milyonun hakkını ve hukukunu koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Asla Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç kimsenin başını öne eğmesine izin vermeyeceğiz. Hepimiz gururla yukarıya bakacağız. Bayrağımıza bakacağız. Semalara bakacağız. Uçaklarımıza bakacağız. Bu konuda da emin olun. Şunu söylüyorlar. Efendim bakın yarın gelecekler. Savunma sanayini bitirecekler. İHA'ları sonlandıracaklar. Yok niye yapalım? Milli savunma sistemi bunlarla mı başladı? Ta 1970'lerden beri bu devam ediyor. 2000'li yıllardan itibaren ayrıca savunma sanayi fonu kuruldu ki Kur'an'da rahmetli Özal'dır. Onu da rahmetle yad edelim. Savunma sanayi milli bir meseledir. Bir partinin meselesi değildir. Milli bir meseledir. Savunma sanayinde Türkiye ne kadar güçlü olursa o kadar masaya oturduğu zaman da gücünü gösteren bir devlet pozisyonuna gelir. Biz bunu bilmez miyiz? Savunma sanayinde damat evlenmeden önce o fabrikaya gidip ilk gezen de bu kardeşinizdi. Dolayısıyla onun da hakkını teslim ediyorum. Bakın açık ve ne söylüyorum. Savunma sanayi milli bir meseledir. Milli mesele ise sıcak siyasetin konusu olmaz. Hangi görüşten olursan ol savunma sanayini desteklemek zorundasın. Ama desteği samimi yapacaksın. Destekliyorum deyip tank palet fabrikasını Katar ordusuna vermeyeceksin. Bunların hepsini biz biliyoruz. Hiç endişelenmeyin. Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye kardeşçe yaşamasını bilen bir ülke. Asla ayrışmayacağız. Asla kavga etmeyeceğiz. Kucaklaşacağız. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. İktidara geleceğiz. İktidar halkın iktidarı olacak. Sarayın değil. Bir sözüm daha var. Bay Kemal geldiğinde öyle 4 yerden, 5 yerden, 6 yerden maaş alacaksın. Cebini dolduracaksın. Üniversite bitiren gencimiz yıllardır işsiz bekleyecek. Buna izin verecek miyiz? Hayır. İzin verecek miyiz? Hayır. Asla izin vermeyeceğim. Asla. Cumhuriyetin 100. yılında
Cumhuriyet'in 100. yılında bütün köy okullarını yeniden açacağız ve 100 bin öğretmeni atayacağız. 100 bin öğretmenim. 100 bin öğretmenimiz köylerde Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğretmenle öğrenciyi buluşturacağız. Dolayısıyla bir sorun mu var? Bir ambulans arkadaşlar geliyorlar arkadaşlar. Evet geliyorlar. Bir şey daha ifade edeyim. Bir şey daha ifade edeyim. Sandığa gidip oyumuzu kullanacak mıyız? Arka taraf duymamış olabilir. Sandığa gidip oyumuzu kullanacak mıyız? Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin aşması için çaba harcayacak mıyız? Yan taraftakilere sorayım. Sizler de Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlığı aşma konusunda gerekli çabayı gösterip sandığa gidip önümüzü açacak mısınız? Burada bir pankart var. Ben Kemal geliyorum diye. Bu adam söylüyor zaten. Geliyoruz. Beraber geliyoruz. Birlikte geliyoruz. Herkesin hakkını, hukukunu teslim etmek için geliyoruz. Hiç endişe etmeyin. Ekrem Başkan ve Mansur Başkan sizlerle beraber oldular. İnşallah göreceksiniz. Cumhurbaşkanı yardımcıları olarak diğer genel başkanlarla birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Kavga etmeyeceğiz kesinlikle. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. Hiçbirimizin bireysel bir beklentisi yok. Hepimizin ortak beklentisi huzurlu, güçlü bir Türkiye'yi yeniden inşa etmek. Demokrasiyi bu ülkeye yeniden getirmek. Bakınız. Et dışarıdan geliyor. Canlı hayvan dışarıdan geliyor. Arpa dışarıdan geliyor. Mercimek dışarıdan geliyor. Her şey dışarıdan geliyor. Yemi dışarıdan geliyor. Gübresi dışarıdan geliyor. Ya cennet gibi bir ülkemiz var, cennet gibi. Bunların hepsini üretebiliriz. Çiftçiyi toprağa küstürdüler. Çiftçiyle toprağı barıştıracağız. Hiçbir çiftçinin zarar etmediği bir düzeni inşa edeceğiz. Kırmızı mazotu vereceğiz, ucuz mazotu vereceğiz, KDV'siz, ÖTV'siz mazotu vereceğiz, esnafı destekleyeceğiz. Esnaf desteklendiği zaman göreceksiniz, orta direk daha güçlü olacak. Ev hanımlarım, sizin de derdinizi biliyorum. Bakınız, aile destekleri sigortasıyla geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan bütün hanelere destek vereceğiz. Sizin banka hesabınıza para yatacak ve siz memur gibi, işçi gibi, emekli gibi gideceksiniz. Her ay devletin size sağladığı desteği alacaksınız. Yani sağ elin verdiğini sol el asla görmeyecek. İnancımız da bunu öngörüyor. Bundan emin olmanızı isterim. Ayrıca bazı hanım kardeşlerim dediler ki bize altın hesabı açabilir misiniz diye. Evet, onlara da söz verdim. Nakit para olmazsa arzu ederseniz size altın hesabı da açarız. Bankada altınınız da birikmiş olur. Bunun da sözünü veriyorum. Neden? Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye. Hiçbir evin elektriklerinin kesildiği bir Türkiye istemiyorum. Suyunun kesildiği bir Türkiye istemiyorum. Doğalgazının kesildiği bir Türkiye istemiyorum. İnsanların susuzluğa, insanların soğuğa mahkum edildiği bir Türkiye istemiyorum. Kimse keyfinden elektrik parasını ben ödemiyorum demez. Kimse keyfinden ben doğalgaz parasını ödemiyorum demez. Demek ki bir sorunumuz var. Sosyal devlet sizin yanınızda olacak. Devlet kadınların da garantörü pozisyonda olacak. Dolayısıyla meraklanmayın. Bu sorunu el birliğiyle çözeceğiz. Zaten ilk çıkaracağımız kanunlardan birisi aile destekleri sigortası olacak.
Böylece aileler güçlü pozisyonlarını korumuş olacaklar. Çünkü bir toplumun temeli ailedir. Ayrıca bir şey daha. Bu ülkede uyuşturucu baronlarının yaşamaması için uyuşturucu baronlarıyla mücadeleyi sonuna kadar yapacağım. Sonuna kadar. Uyuşturucu baronlarıyla fotoğraflar çektiriyorlar. Gencecik evlatlarımızı zehirliyorlar. Onlara Türkiye'yi... Bir sorun mu var orada? Ambulans mı gelecek? Şuraya bakabilir misiniz arkadaşlar? Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım bu ülkede. Öyle siyasetle, öyle birileriyle kol kola girecek. Ondan sonra yargı onları serbest bırakacak. Bay Kemal de bunu seyredecek. Hayır efendim. Onları Türkiye Cumhuriyeti Devleti topraklarında asla ve asla yaşatmayacağım. Herkesin bilmesini isterim. Beşli çeteler seferber oldular. Beşli çeteler çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu nasıl seçtirmeyiz diye. Yahu sizin feriştahınız gelse Bay Kemal sizden korkar mı? Bay Kemal sizden çekinir mi? Bizim verilmeyecek hesabımız yok ki kardeşim. Hiç meraklanmayın. Hepsini halledeceğiz. Birlikte halledeceğiz. Beraber halledeceğiz. Beraber Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Hiç endişe etmeyin. Hiç ama. Suriyeli kardeşlerim için de söyleyeyim. En geç iki yıl içinde bütün mültecileri kendi ülkelerine göndereceğim. Yerlerini yurtlarını yaparak. Suriye sınırına gittim. Televizyonlar oradaydı. Arkamda da Suriye toprakları vardı. Orada da söz verdim. Yetki vereceksiniz. En geç iki yıl içerisinde ben bütün Suriyelileri kendi topraklarına göndereceğim. Oturacağız, konuşacağız. Suriye yönetimiyle oturacağız, karşılıklı büyükelçilikleri açacağız. Bizim Hatay'ın dokusu değişti. Olacak şey değil. Kilis'te Suriyeli nüfusu bizim nüfusumuzu aştı. Akıl alacak şey değil. Bunların tamamını düşünüyorum. Hiç endişe etmeyiniz. Hiç ama. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün sorunlarınızla ilgileneceğiz. Bütün sorunlarınızı çözeceğiz. Çünkü bizim bir beklentimiz yok. Platon ne demiş? Önemli bir şey söylemiş. Platon 2400 yıl önce söylemiş. Ülkeyi yönetirken mal edinirlerse, mal mülk edinirlerse, zenginleşirlerse halkın haklarını değil kendi servetlerini korurlar demiş. Doğru mu? Doğru. Biz halkın hakkını savunacağız. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Ve yeni bir Türkiye'yi, yeni bir iklimi beraber kuracağız, beraber oluşturacağız. Ekrem Başkan ne diyordu? Her şey? Ne diyordu? Ne diyordu? Hiç endişe etmeyin. Her şey ama her şey o kadar güzel olacak ki güzel ve huzurlu bir Türkiye'de yaşayacaksınız. Evlatlarınız güzel ve huzurlu bir Türkiye'de yaşayacak. Anneler babalar çocuklarını okula gönderirken acaba beslenme çantasına ne koyacağım diye düşünmeyecekler. Çünkü anneler babalar çocuklarını okula gönderdiklerinde suları hazır olacak. Sütleri hazır olacak, yemekleri hazır olacak, akranlarıyla beraber şarkılar söyleyecekler, türküler söyleyecekler, yemeklerini yiyecekler, evlerine tok gelmiş olacaklar. Annelerin, babaların gözü arkada kalmayacak. Her şeyi ama her şeyi inanın son noktasına kadar düşündük. Bu ülkede hepimizin mutlu olacağı o kadar güzel imkanlar var ki. Devasa ormanlarımız var. Devasa tarlalarımız var. Her şeyimiz var aslında. İyi bir siyaset yok. İyi bir siyaset olduğu zaman kısa sürede zenginleşmenin, kısa sürede büyümenin, kısa sürede güçlü bir ülke olmanın önündeki bütün engeller kalkmış olacak. Yeter ki siyasetçi dürüst ve namuslu olsun.
bir daha sizden bir şey daha istiyorum. Kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz? Hayır! Kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz? Hayır! Arkadakiler belki sesimi duymamış olabilirler. Sizler kul hakkı yiyenlere oy verecek misiniz? Hayır! Asla oy vermeyelim. Günaha asla ortak olmayalım. Evet, yine söylüyor. Ben Kemal geliyorum. Az kaldı. Biz Kemal geliyoruz. Hepiniz Kemal geliyoruz. Biz Kemal geliyoruz. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Yiğitlerle beraber alana çıktık ve her şeyi çözeceğiz. Her şeyi, her sorunu çözeceğiz. Hepinize şükran borçluyum. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun. Hepiniz var olun. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Efendim Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ı buraya davet etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı buraya davet etmek istiyorum. Ekrem Başkanımızı da bekliyoruz. Hemen arkasından Millet İttifakı Uşak İl Başkanlarımızı Koray Akgün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, İYİ Parti İl Başkanımız Ayşegül Obalı, Demokrat Parti Genel Başkanımız Ekrem Ceylan, Saadet Partisi İl Başkanımız İbrahim Dağdezen, Deva Partisi İl Başkanı Yusuf Burak Erol, Gelecek Partisi İl Başkanımız Safiye Yıldız ve 27. dönemde Uşak'a hizmet eden milletvekillerimiz Özkan Yalım, Durmuş Yılmaz. Sevgili Uşaklılar, millet buluşmalarımızın koordinatörü, eski devlet bakanımız İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. Ve şimdi Uşak Milletvekili adaylarımızı buraya davet edeceğim. Ali Karaova. İsmet Akın. Sevinç Yazgan. İYİ Parti milletvekili adaylarımız Muhammed Gür, Tolga Pirinçi. Sevgili Uşaklılar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazraka, Sivaslı Belediye Başkanımız Hürriyet Şafak, Konut İlçe Başkanımız Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Uşak Gençlik Kolu İl Başkanımız Onurhan Avşar. Ben şimdi buraya Muhammed Emir'i çağıracağım. Türkiye karate şampiyonu kare kalem çalışmasını takdim edecek. Muhammed Emir, Türkiye karate şampiyonu kara kalem çalışmasını Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na takdim edecek. Hemen ardından Arda Külçe'yi buraya davet ediyorum. Genel Başkanımıza Uşağımızın tarhanasını takdim edecek. İsmet Paşa Kahvesi'nden Arda Külçe babaannesiyle birlikte tarhana verecek. Ve hemen ardından Eşmek ilimlerimizi alacağız. Barış güvercinlerini uçuruyoruz hep birlikte. Sevgili Uşaklılar, neydi bizim sloganımız? Birleşe birleşe kazanacağız. Birleşe birleşe kazanacağız. Onuncu Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sana söz. Yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek diyor. Sevgili Uşaklılar,
14 Mayıs'ta her şey çok güzel olacak. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Uşaklılar. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili Uşaklılar. Güle 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 sevgili Kılıçdaroğlu. Uşak yolun açık olsun diyor. Uşak seni bağrına basıyor. Uşak yolun açık olsun diyor. Hoşça kalın sevgili Uşaklılar. Arkadaşlar mikro